Gol Var sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli ve çok kıymetli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, yine güzel bir Bodrum akşamından herkese iyi akşamlar. Arkamda gördüğünüz gibi Bodrum rüzgarlı, hava serin. Ne denize ne havuza girebiliyoruz. Tatile geldik ama maalesef havalar bize tatil pek yaptırtmıyor. Evet, transfer gündemini konuşacağız. Transferi yorumlayacağız. Sizler de izlerken like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol yorum bekliyorum. Galatasaray'ın transfer gündemine dair sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Evet, güzel de bir arka plan. Köpek avlama sesi. Planda olmayan ama sürpriz olan bir konuğumuz diyelim biz de ona. Şimdi transferlerle ilgili tabii çok anlamlı bir hareket yok. Mert Müldür'le ilgili bir araştırmaya girdim ve menajerinle bir temas kurdum ki biliyorsunuz biz kendisini burada konuk etmiştik Haber 1905'te. Mert Müldür'ün menajerini geçen sene. İrtibatımız devam ediyordu. Son dönemlerde çok fazla haber çıktı. Ben sürekli konuşuyorum kendisiyle. Bugün bir kez daha konuştum. Haber 1905 olarak kendisine ulaştım ve Mert Müldür'ün son durumunu sordum. İşte Galatasaray'ın resmi teklif yaptığına dair bazı haberlerin çıktığını, anlaşıldığına dair bazı haberlerin çıktığını, kulüpler arasında ve futbolcuyla Galatasaray arasında pazarlıkların yapıldığına dair bazı haberler okuduğumu söyledim kendisine. O da bana şöyle dedi. Galatasaray Mert Müldür için nabız yokladı. Fakat herhangi bir resmi görüşme, herhangi bir pazarlık yapılmadı. Yani sadece bir nabız yoklaması, fiyat soruşturması oldu kulüpler arasında ama Mert Müldür ile Galatasaray arasında en ufak bir pazarlık, en ufak bir konuşma dahi olmadı. Resmi olarak bir girişim yok. Aynı zamanda Mert Müldür Fenerbahçe'de istiyor dedi bana. Hem Fenerbahçe'nin gündeminde hem Galatasaray'ın gündeminde ama Galatasaray'a oturmuş bir pazarlık yok dedi. Buradan da şunu anlıyoruz. Galatasaray Sacha Boey'i tutmak istiyor. Giderse Sacha Boey orayı Leo Dubois ile beraber Mert Müldür takviyesi yapmaya çalışıp o bölgeyi o şekilde takviye yapmayı planlıyor gibi gözüküyor Galatasaray'ı. Nelson için Tottenham kulübü 22 milyon euro verdi. Size geçen gün de söylemiştim. Şu anda Tottenham'a Galatasaray arasındaki pazarlıkta 22 milyon euroya dayandı diye. Ama Nelson, daha doğrusu Tottenham bir türlü o istenilen serbest kalma maddesi olan 25 milyon euroya çıkmış değil. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Tottenham bu konuda ısrarcı. Gelelim Zaniolo'ya. Çok fazla Zaniolo sorusu var. Bir kez daha söyleyeyim. Zaniolo kalmak istiyor. Galatasaray'da serbest kalma maddesi olan 35 milyon euro istiyor. Juventus şu anda 21 milyon euro artı bir futbol takası verdi ama Galatasaray bunu kabul etmedi. Galatasaray Zaniolo'yu tutup iyi bir orta saha takviyesiyle Zaniolo sahada veya 10 numara veya yeni bir hani kanat 10 numara gibi oynayan bir Pulisic gibi mesela kanat 10 numara oynayan bir futbolcu alıp ön tarafı güçlendirmek istiyor ki özellikle de Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek iyi bir kadro kurmanın peşine Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde rakip de belli oldu. Biri Zalgiris ile Supra ve bir takım herhalde yanlış hatırlamıyorsam bunlardan biri gelecek. Hani biri ikisi de hani Galatasaray'ın zaten seviyesi olan takımlar değil. Bir stadını gördük. Birinin içinden tren geçiyor. Biri deniz kenarında tribünleri olmayan 8 kişilik bir stat. Tabii ki ön eleme sonuçta biz Tromsø, Östersund vakaları yaşadık. Bunların olmaması için tabii takviyeden yapılması lazım. Orta saha için şunu söyleyeyim. Galatasaray Paredes'ten daha iyi biriyle görüşüyor. Eğer olmazsa Paredes'i transfer edecekler. Bunu da söyleyeyim. Sol bek için bugün yeni bir isim çıktı. Bora Sosa, Stuttgart'ın sol beki. Sevgili Burhan Can Terzi'nin haberi. Buradan emeğini verelim sevgili kardeşimiz. Sosa için açıkçası benim elimde net bir bilgi yok. Ama sevgili Burhan Can Terzi'nin bilgisine göre Galatasaray 7 milyon euro önermiş. Ama Stuttgart 10 milyon euro üstü istiyormuş. Ha, benim bilgim şöyle. Benim sol bek konusundaki bilgim şu. Galatasaray sol beki Angelino'yu 1 numarayı yazmış. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Hani Angelino şu anda Galatasaray'ın lise başındaki ilk futbolcu. Bununla beraber Alexandro var. Sosa ismi açıkçası elimde olan bir isim değil. Bunu da açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Icardi'yi merak ediyorsunuz. Icardi kalacak mı, gidecek mi? Şu konu, şunu da bir
Mutakip olalım arkadaşlar. Özellikle de şu anda ne Icardi ne Van Aanara, Icardi'nin nereye gideceğini bilmiyor. Galatasaray sponsor görüşmelerini devam ettiriyor. Uğraşıyor, çabalıyor ama bir türlü istenilen kıvama gelinmiş değil. Yani Galatasaray taraftarı kalmasını istiyor. Yönetim kalmasını istiyor. Bugün Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Transfer için çalışıyoruz. Ama bugün ayın 21'i, 5 gün sonra kamp dönemi başlayacak. Yine Galatasaray bir kamp dönemine futbolcu yetiştiremedi. Bu da yani taraftarda hayal kırıklığı yaratabilir. Tabii ki yani baktığımız zaman takımda Muslera, Saşa, Nelson, Abdülkerim, Bardakçı, Torreira, Mertens, Kerem, banko oyuncu kombinim var. Sağda şu anda Barış Alper'in formda. Bir forvet alırsan, bir sol bek alırsan, orta sahada şu anda Misyon var, Berkan'ın var, Oliveira'nın var, Mertens'in var, Sanyolo'nun var. Baktığın zaman takım aslında Şampiyon Ligi ön elemelerini geçebilecek seviyede ama tabii Şampiyon Ligi 3. eleme yani playoff dediğimiz iki takım yendikten sonra 2. ön eleme, 3. ön eleme sonra 4. dediğimiz playoff'ta biraz daha böyle Avrupa'nın önde gelen takımları denk gelecek. Bunu geçen sene mesela PSV Eindhoven yani Avrupa'dan, Premier Lig'den, İspanya'dan, Fransa'dan ciddi takımlar gelebilir. Bu konuda Galatasaray'ın o döneme kadar en azından yani en geç 15 Temmuz'a kadar en azından 2 tane böyle bir sol bek bir de forvet takviyesi yapıp takımı oturtup daha sonra da yedek kulübesini ve eksik bölgelere nokta atış transfer yapması lazım. Forvet'te şu an Dembele var. Şamar Nicholson yine listenin zirvelerinde yer alan futbolcular. Bugün Rus basınında bir haber çıktı işte Rusya'dan bir transfer gelişmesi olduğuna dair Galatasaray'ın Rus kovucusuna dair bir haber çıktı. Açıkçası benim bilgim dahilinde olan bir isim değil. Biliyorsunuz ben buradan yaklaşık 10 tane futbolcuyu yalanladım ama bu futbolcu için şu anda net bilgi olmadığı için isim de vermiyorum. Netleştirirsem isim vereceğim. Bunun dışında Galatasaray'da şu anda bir sakinlik havası var. Yönetimin amacı kamp dönemine kadar 2 tane takviye yapmak. Bir sol bek bir de forvet takviyesi yapmak. Bunun için çalışıyor ama mevcut kur fiyatında fiyatların da bu kadar artması elbette ki yönetimin elini zorlaştırıyor diyebiliriz. Hepinizi anlıyorum aslında burada spor yorumculuğundan gazetecilikten ziyade bir Galatasaray taraftarıyım. Ben de Galatasaray'ın transferleri zamanında yapmasını istiyorum ama zor yani zor çok zor. Maalesef Suudi Arabistan'ın bu kadar fiyat artırmasından dolayı futbolcular da artık yüksek bir maaş istiyor. Pulisic'i soracaksınız. Benim bildiğim kadarıyla Pulisic transfer listesinde var. Dator Fofana yine var. Bu arada Chelsea'de bir yaprak dökümü var. Yaklaşık 10 tane futbolcu da Chelsea yollarına ayıracak. Hepsini de transfer listesine koydu. Satış listesine koydu. Baktığımız zaman Dator Fofana Galatasaray gündeminde. Pulisic ayrılacak. Aubameyang keza öyle. Kante gitti. Yani birçok futbolcu var. Chelsea'den de bir transfer hamlesi olabilir. Sevgili dostlar, sevgili Galatasaraylar, sevgili kardeşlerim, abilerim. İyi ki varsınız. Ablalarım hatta. İyi ki varsınız. Abone olmayı ve like atmayı unutmasanız seviniriz. Yeni videolarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Gol Var sundu.